Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomda sizlere petek yıkama hakkında genel bilgiler vereceğim. Arkadaşlar petek yıkarken çok dikkat etmemiz gereken kurallar yani ince detayları vereceğim size daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar petek yıkaması işlemi yaparken yani sıra eğer ki mesela biz şimdi sıra sıra gidiyoruz. Bütün petekleri teker teker yıkıyoruz. Şu an sıra bu petekte. Şu sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki petek yıkama işleminde bu sesi duymuyorsanız arkadaşlar yani o makine yetersiz geliyordur. Ve o makine iyi temizlemiyordur arkadaşlar peteğinizi. Şimdi size makinenin bağlantısını göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada petek yıkarken ikinci dikkat etmemiz gereken kural. Şurayı kapattık arkadaşlar. Petek tarafının. Kapattık arkadaşlar. Şurada vana olmadığı için arkadaşlar bak görüyorsunuz bu tarafta vana yok. Biz buraya bildiğimiz 50 kuruşu attık arkadaşlar. 50 kuruşu sıkıştırdık buraya. Altında conta üzerine 50 kuruşu bıraktık. Daha sonra sıktık. Yani dikkat etmemiz gereken kural kesinlikle ama kesinlikle kombinin alt bağlantıları kesinlikle kapalı şekilde olması gerekiyor. Bu tarafta vana yoksa eğer dediğim gibi 50 kuruş atabilirsiniz tam uyuyor oraya. Onu o şekilde orada sıkıyoruz. Onun dışında diğer petekler kapalı olacak arkadaşlar. Mesela bu iki vananın peteği kapalı. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen diğer tarafa geçiyoruz. Arkadaşlar burası banyomuz. Şimdi ben çok ses yapmasın diye makineyi durduruyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi temiz suyu buradan alıyoruz arkadaşlar. Yani çamaşır suyu bundan aldık. Buradan almamızın sebebi daha yüksek basınçta geldiği içindir arkadaşlar. Direkt burada makinemizi temiz su güzeline bağlanmış. Buradan tekrar çıkış yapıp gelip direktmen buradaki bağlantımıza bağlanmış arkadaşlar. Tekrar buradan da almışız. Yani bu peteği biz en son küvete bırakıyoruz arkadaşlar. Küvete bıraktığımız zaman ne oluyor? Bu kes küvette tazikli suyla içerisini ekstradan yıkıyoruz. Yani bu peteğin içinden suyun geçmesi imkansız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi taşmış hatta arkadaşlar. Kiri görebiliyorsunuz. Üzerine bir suyu bıraktık. Bırakmamızdaki amaç ise makine çok kuvvetli bir basınç uyguladığı için şu görmüş olduğunuz hava tankı ile çok kuvvetli bir basınç uyguladığı için kapağı fırlatıyor. Mecburiyetten dolayı biz bunu bıraktık arkadaşlar. Ki bıraktığımız halde fark ediyorsanız bayağı bir dışarı çıkmış. Evet arkadaşlar şimdi makinemizi tekrar çalıştırdık. Diğer tarafa gidelim size. Burada ses olduğu için tam bilgi veremiyorum. Size bir iki daha bilgi vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdiki bilgimiz ise dediğim gibi arkadaşlar, cihazın, ben bunu ekstradan size söylemeyi unuttum. Hani şurayı sökmeden önce, burayı söktüğümüz anda acayip derecede su gelebilir. Cihazın suyunu boşaltmamız gerekiyor. Onda dediğim gibi bu vanayı ve bunu kapatıp doldurma musluğunu açık konuma getirdiğimiz zaman musluktan sıcak suyu açıyoruz ve cihazın içerisindeki su şu an görmüş olduğunuz gibi bar sıfırda sıfıra düşüyor. Ondan sonra arkadaşlar bunu boşaltıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.